Canlarım, merhaba. Ben Kseniye. Ben Barbaros. Bizim kanala Akbingül hashtag Let's Cook'a hoş geldiniz. Bugün biz profiterol yapıyoruz. Soruyorlar, profiterol ile ekler arasında ne gibi bir fark vardır? Cevaplıyorum, arasında kesinlikle ve kesinlikle hiçbir fark yok. Profiterol şekil olarak yuvarlak, içinde bazen isterseniz tatlı kullanabilirsiniz, pastane kreması, istiyorsanız da tuzlu bir iç kullanabilirsiniz, patates püresi vesaire vesaire. Ekler ise bunun birazcık daha uzun formda olanı, hamuru, kreması, her şeyi tamamıyla aynı. İlk önce krem plan 1 yapıyoruz. Krem plan 1'in yapılış tarifine aşağıdaki açıklamalar bölümündeki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi krem plan 1'i nasıl yapıyorduk çabucak hatırlayalım. Tamam, krema hazır. Şimdi hamur yapacağız. Su, biraz tuz ve tereyağı, güzel tereyağı lazım. Margarin olmadı bu tarif. Çünkü sadece tereyağı güzel tadını veriyor. Ocağa alıyoruz. Bakın tereyağımızı erittik suyumuzun içinde güzelce. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Ve ateşi kapatmadan orta ateşte unumuz tam anlamıyla hamur haline gelip suyu çekinceye kadar pişiriyoruz. Karışımımızı devamlı karıştırıyoruz. Devamlı karıştırmaya özen gösteriyoruz. Çünkü duvarlara vesaire yapışabilir. Duvarlara derken yani kuklumuzun duvarlarına yapışabilir. Tam anlamıyla böyle büyük bir kütle elde edene kadar karıştırıyoruz. Bak böyle su gidiyor. Suyunu çekiyor. Evet çekiyor. Orta ateş 1 dakika 2 dakika yeter. Tamam. Hazır. Hamurumuz hazır. Hamurumuzu plastik kabımıza aldık. Şimdi teker teker yavaş yavaş yumurtalarımızı eklerken çırpacağız. Yavaş yavaş eklememizin sebebi de yumurtalarımızın hamurumuzun içinde pişmemesi. Çünkü hamurumuz şu an sıcak. Tamam ben biraz böyle yaptım. Böyle bir hamur elde ediyoruz sonuçta. Bakın hafiften böyle akışkan ve elastik bir hamur. Böyle gidiyor. Yavaş yavaş ama gidiyor. Böyle bir güzel hamur hazır. Şimdi krema poşetimize hamurumuzu dolduracağız. Mesela siz krema poşetisi yok. Böyle normal poşet. Normal poşette kullanabilirsiniz. Evet. Saatli bomba mı var? Tık tık tık. Fırın çalışıyor. 220 derece hazırlıyorum. Paketimizin köşe kısmını kesiyoruz. Daha sonra da kullanmaya başlayabiliriz. İlk önce böyle ta öne kadar getiriyoruz kremamızı. Küçük bir delik açıyoruz. Çok da büyük açmaya, yani çok da büyük kesmemeye özen gösterin. Thank you.
Ama küçük küçük yakabilirsiniz. Çünkü o çok şişecek daha sonra, evet, değil mi? Kabaracak. Aralara boşluk bırakmayı unutmayın. Çünkü şişecekleri için birbirlerine yapışmaması için profiterollerimizin. Bak böyle minnoş oldu. Ve biraz büyük yaptım. Şimdi ne yapacağız? Ölçüleri eşitlemek için birazcık su alıp böyle eşitliyoruz. Elimizi ıslatıp daha doğrusu. Evet. Daha doğrusu yuvarlak formunu vermek için, eşit boyutları eşitlemek için de yuvarlak formu vermek için. Böyle. Şimdi 220 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz. Ondan sonra 180 derece fırına kadar kesiyoruz ve daha fazla 25 dakika pişiriyoruz. Hiç sakın fırın açmıyoruz. Fırını sakın açmayın bu işlemlerde. Evet. Bak krema hazır, profiteroli hazır. Bak ses. Böyle olmadı lazım. Büyük istiyorsunuz da böyle küçük. Şimdi açayım bir tane. Göstereyim size nasıl. İstiyorsunuz böyle krem atıyorsunuz. Ben böyle yapıyorum. İstiyorum. Bak ses. Böyle çıtır çıtır olmuş. Çok lezzetli. İçine bakın gördüğünüz gibi ne güzel olmuş. Hiç hazır hamur yok. Evet. Hazır değil. Full hazır. Yok, full hazır yani. Şey, çiğ kalan bir kısmı yok. Çiğ yok. Evet. Böyle. Tamam. Şimdi profiteroli yapacağız. Şimdi iki çeşit profiterol yapacağız size. Küçüklerin üstüne çikolata dökeceğiz. Erimiş çikolata. Büyüklerin üstüne de pudra şekeri atacağız. Öyle servis edeceğiz. Şu kalan kremayı da dondurma yapalım bence. Kalmadı. Bak şimdi çikolata sos yapacağız. Siz istiyorsunuz da normal çikolata sos markette alabilirsiniz. Hazır ama biz kendi yapıyoruz. Ve biz bitter ve sütlü çikolatayı karıştıracağız. Evet ama siz istiyorsunuz sadece bitter ve sütlü kullanabilirsiniz. Ya tereyağı, çok güzel tereyağı lazım. Süt. Ve bir kaşık bal. Tüm bu malzemelerimizi ocakta tam anlamıyla karışana kadar eritip karıştırıyoruz. Evet. Bizim çikolatalı sos hazır. Şimdi sıcak ve çok böylelik gibi. Sonra sıvı formunda birazcık daha. Şimdi buzdolabında birazcık soğutup koyulaştıracağız çikolata sosumuzu. Ondan sonra da profiterollerimizin üstüne dökeceğiz. Bakayım tadına nasıl? Ya işte biliyorum profiterol tadını. Ama bayağı yapımı tabi. Bence farkı vardır. Çok lezzetli bir krema. Ve profiterol çok lezzetli oldu. Değil mi Barbaros? Evet evet, acayip lezzetli ya, ben de baktım tadına. Böyle işte.
Siz istiyorsunuz pudra şeker yapabilirsiniz, istiyorsunuzdur çikolata sos yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsunuz? Afiyet olsun. Tarık'ın yazılı açıklamasına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.